Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıf biyoloji birinci dönem full tekrar yapacağız gençler sizinle birlikte. Tabii ki ilk olarak takvimi göstermek istiyorum. Sömestrımızı da dolu dolu geçirelim. Eksiklerimiz nerelerde varsa onları tamamlayalım. Bugün biyoloji ile birlikteyiz. Yarın fizik karşınızda olacak. Hafta sonu coğrafya. Pazartesi günü de kimya full tekrar karşınızda olacak diyeyim gençler. Ödevlerinizi de vererek hızlı hızlıca konu anlatımına geçeyim. İlk ünitemiz yaşam bilimi biyolojiydi. Yaşam bilimi biyolojinin içerisinde canlıların ortak özelliklerini öğrenmiştik. Arkasından canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri öğrenmiştik. Yaşam bilimi biyoloji ünitesini birinci dönemde bitirdik ama çok temel bir ünite. Diğer konular için de bize lazım. Eğer Yaş, e, temel bileşenlerde sorun yaşarsak hücre zarında madde alışverişleri yani ikinci dönem konularında da zorlanıyoruz. Hücre ünitesine başlamıştık. Dediğim gibi hücre ünitesinin bir kısmı birinci dönemde bir kısmı ikinci dönemde organellerin sitoplazmanın hücre iskeletinin olduğu kısmı bitirmiş olmanız gerekiyor. İkinci dönemde de hücre zarı ve hücre zarından madde alışverişleriyle devam etmiş olacağız. Hazırsanız hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikli olarak ilk konumuz biyoloji ve canlıların ortak özelliğiydi. Biyoloji ne demekti? Bio canlı, yaşam anlamına geliyordu. Logos da bilim anlamına geliyordu. Biyoloji canlı bilimi, hayat bilimi, yaşam bilimi olarak isimlendirilebilir. Yani canlı olarak nitelendirdiğimiz tüm varlıkların yaptığı her şeyi biyoloji bilimi inceleyecek. Yani bunlar hangi özelliklere sahipler? Yapı ve işlevleri neler? you <laughs> Canlı ve cansızlarla etkileşimleri neler? Bunlar biyolojinin inceleme alanı içerisinde yer alacak. Biyoloji ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına da biyolog ismini vermiş olacağız. Biyologlar tabii ki çalışmalarını canlı bilimi ya bu dersin adı. Biyoloji canlı bilim anlamına geliyor ya. Biyologlar da canlılar üzerinde çalışmalar yapacaklar. Varlıkları da canlı ya da cansız olarak nitelendirebilmek için bazı özelliklere sahip olmaları gerekiyor. Tüm tüm canlılarda ortak olarak bulunan bazı özellikler tespit edilmiş. Birazdan açacağım beslenme gibi, solunum gibi, organizasyon gibi, hareket etmek gibi özelliklerin tamamı tüm canlılarda görülüyor. Tabi bu özelliklerin birinin görülmesi onun canlı olduğu anlamına gelmez. Mesela hareket etmek canlıların ortak özelliği ama işte uçaktır, trendir, arabadır. Bunlar da hareket ediyor. Sadece bir tane ortak özelliğe bakarak bunun canlı olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Saydığımız tüm özelliklere sahip olunması gerekiyor. Canlıların ortak özelliklerini 12'ye ayırmıştık. Ekstradan bir şeyler de vermiştik. İlk olarak neden bahsetmiştik? Hücresel yapıdan bahsetmiştik. Tüm canlılarda en küçük yapı birimi hücreydi. Bazı canlılar tek hücreli, bazı canlılar çok hücreli oluyordu. Hücre sayısı bakımından canlıları gruplandırabiliyorduk o yüzden. Dediğim gibi tek hücreliler de vardı, çok hücreliler de vardı. Hücresel yapı bakımından da canlıları ikiye ayırmıştık. Bu bizim için çok önemli. Her ünitenin başında tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Hücresel yapı bakımından canlılar ikiye ayrılıyordu. Prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılar ve ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılar vardı. Prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak bulunanlar ve farklı olarak bulunanlar vardı. Prokaryot ve ökaryotlarda DNA, RNA, ribozom, sitoplazma, hücre zarı ortaktı. Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi, yani ökaryotlara çekirdekli hücrelerdir diyebiliyorduk. Organeller zarlı organellerde yine ökaryotlarda yer alabiliyordu. Beslenmeye baktığımız zaman tabii ki tüm canlılar beslenmek durumunda. Bazı canlılar kendi besinlerini kendileri üretiyorlar, ototrof beslenme özelliğine sahipler bazı canlılar ise besinlerini dışarıdan hazır olarak alıyordu. Onlara ise heterotrof canlılar ismini veriyorduk. Canlıların beslenmekte ve solunum yapmaktaki amacı ATP dediğimiz kullanılabilir enerji formunu elde etmekte. Canlılar solunum bakımından da üçe ayrılıyordu. Bazı canlılar oksijen molekülünü kullanarak solunum yapıyorlardı. Oksijenli solunum yapan canlılar diyorduk. Bazı canlılar oksijensiz solunum yapıyordu. Bazı canlılar ise fermantasyon dediğimiz tepkimelerle ATP ihtiyacını karşılamış oluyorlardı. Metabol Metabolizmaya gelecek olursak benim vücudumda devamlı yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor. Canlı vücudundaki yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden metabolizma ismini veriyorduk. Eğer sen küçük küçük şeylerden büyük bir şey yapıyorsan, küçüklerden büyük elde ediyorsan buna anabolizma ismini veriyorduk eğer büyük şeyleri kendini oluşturan daha küçük birimlere ayırırsan katabolizma ismini veriyorduk. Anabolizma yapım. Katabolizma yıkım tepkimeleriydi. Anneler yapıcıdır, kaynanalar yıkıcıdır. Oradan aklınızda kalsın. Şifreleyin kendi içerinizde demiştim. Homeostasi dediğimiz zaman da kararlı iç denge anlamına geliyordu. Yani vücudumun içerisinde her şeyin düzenli çalışması anlamına gelecek. Kararlı iç dengem yani homeostazim bozulduğu zaman hastalıklar meydana geliyor. Canlılar tabii ki homeostasilerini korumak isteyecekler. Boşaltım yapmak da canlıların ortak özelliği. Canlının vücudunda tek hücreli de olsa benim gibi çok hücreli bir canlı da olsa metabolik atıklar meydana geliyor. Bu metabolik atıkların bir şekilde uzaklaştırılması lazım. Tek hücreli canlılar sadece bir hücreden meydana geldiği için difüzyonla hücreden uzaklaştırabiliyorlar veya bizim gibi canlılarda bununla ilgili sistemler var, böbreklerin var, idrar, kesen var. Uyarılara tepki de yine tüm canlılarda ortak bir özelliktir. Kime gider de vurursan ondan buna karşılık bir tepki görürsün. Bakterinin bulunduğu ortama asit damlatırsan bakterinin asit olmayan tarafa doğru hareket ettiğini görürsün gibi düşünebilirsiniz gençler? Uyarılara tepki de tabii ki tüm canlılarda ortak. Aynı zamanda hareket de tüm canlılarda ortak. Bitkiler de hareket ediyorlar. Hayvanlar aktif olarak yer değiştirme hareketi yaptığı için hayvanların hareket etmesini biraz daha gözümüzün önünde canlandırabiliyoruz. Sanki bitkiler hareket etmeden bulundukları ortamda sabit duruyorlarmış gibi geliyor. Hayır bitkiler de hareket eder gençler. Her canlı yer değiştirme hareketi yapmak zorunda değil. Ağaç çiçeğinin güneşe doğru dönmesi, bitki kökünün suya doğru büyümesi de hareket ettiği anlamına gelir. Bitkilerde pasif bir hareket yani yönelim hareketi görülüyor. Hayvanlarda ise aktif yer değiştirme hareketi dediğimiz hareket söz konusu. Uyuma diğer bir isimle ne diyebiliriz? Adaptasyon ismini verebiliriz. Tabii ki canlılar bulundukları ortama adapte olmak isteyecekler. Adapte olabildikleri ortamda yaşamlarını sürdürebilecekler. Mesela çöl gibi sıcak ortamları düşündüğümüz zaman burada yaşayan bitkilerin su depolama özelliği var. Kutup gibi beyaz alanları, soğuk alanları düşündüğümüz zaman burada yaşayan hayvanların beyaz kürk rengine sahip olduğunu görüyoruz. Derilerinin altında kalın bir yağ tabakası olduğunu görüyoruz gençler. Uyum sağlayabildiğimiz ortamda yaşayabiliriz dediğim gibi. Üremeye de bakacak olursak canlının yaşamına devam edebilmesi için üremesi şart değil. Bu önemli bir nokta ben çocuğum olmasa da hayatıma devam edebilirim ama türün devam edebilmesi için soyun neslin devam edebilmesi için üremek şart. Bu nedenle de tabii ki tüm canlılar üreme üçgüdüsüne sahip bazı canlılarda eşeğili üreme söz konusu olurken bazı canlılarda da eşeğisiz üreme dediğimiz üreme söz konusu olacak geldim büyüme ve gelişmeye. Büyüme farklı bir kavram, gelişme farklı bir kavram. Örnek üstünden daha iyi anlatabileceğim. Bebiş doğdu. Bebiş'in bacağının boyu uzadıysa bacağı büyüdü demektir. Bacağının üstüne basarak yürüyebilecek şekle geldiyse onun bacağı gelişti demektir. Yani gelişmek fonksiyonel olarak olgunlaşmak anlamına gelecek gençler. Organizasyon da aslında düzen anlamına geliyor. Benim vücudumda her şey belli bir organizasyona sahip. Dalağım böbreğimden böbreğim pankreasımdan kalbim beynimden bağımsız çalışamaz. Mutlaka içeride bir uyum söz konusu. Prokaryot tek hücreli bir canlıyı da düşünürsen adam zaten tek bir hücreden meydana gelmiş ama DNA'sı RNA'sından RNA'sı ribozomundan bağımsız çalışamaz. Mutlaka içeride bir uyum olmak zorunda düzen olmak zorunda diyeyim gençler. Canlıların ortak özelliklerini anlattıktan sonra canlıların yapısında bulunan temel bileşiklere geçiş yapmıştık. Canlı vücudunda bulunan temel bileşikleri de inorganik bileşikler ve organik bileşikler olmak olmak üzere ikiye ayırmıştık. İnorganik bileşikler dediğimiz zaman hiçbir canlının sentezleyemediği herkesin doğadan hazır olarak aldığı bileşiklerden bahsediyoruz. Su, asit, baz, tuz ve mineraller inorganik bileşiklere örnekti. Organik bileşikler dediğimiz zaman ise canlı vücudunda sentezlenebilen bileşikler karbonhidratlar, lipitler yani yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, nükleik asitler, hormonlar, ATP organik bileşikler içerisinde yer alacak inorganik bileşiklere biraz giriş yapalım. Temel element olarak inorganik bileşikler ne yapmayacaklar? Karbon elementi içermeyecekler. Karbon ve hidrojen elementini genellikle bir arada bulundurmayacaklar. İnorganik bileşikler canlılar tarafından sentezlenemeyecek. Tüm canlılar bunları doğadan hazır olarak alacaklar. Bir şeyin küçük yapılı olup olmadığına monomer küçük olup olmadığına nasıl karar veriyorduk? Hücreyi düşündüğümüz zaman hücrenin üzerinde madde alışverişinin gerçekleştiği delikler var. Biz bu deliklere por ismini veriyorduk. Bir şey pordan geçebiliyorsa küçük yapılıdır. Geçemiyorsa büyük yapılıdır. İnorganiklerin tamamı porlardan geçebilir. Yani sindirime uğramazlar. Doğrudan hücre içine alınırlar. Küçük molekül bunlar yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapıyorlar. Unutma enerji vermezler. Enerji veren organik bileşiklerdir. Organik bileşiklerden de karbonhidrat, yağ ve proteinlerdir. Başka enerji verici herhangi bir şey yok. Suyla başlamış olayım. Suya baktığımız zaman tabii ki formülü neydi? H2O'dan bahsediyorduk. İki tane hidrojenin bir tane oksijenle birleşmesi sonucunda su meydana geliyordu oksijen atomu hidrojen atomuyla bağlandığı zaman kovalent bağ dediğimiz bir bağ kurulmuş oluyordu. Su molekülleri kohezyon kuvveti ve adezyon kuvvetinin etkisiyle aslında taşınmış oluyor. Neyi kastediyorum? İki molekül birbirine yapışıyorsa biz buna kohezyon, molekül başka bir yere yapışıyorsa adezyon kuvveti meydana geliyordu. Ağaç kökleriyle suyu aldı ta şuradaki yaprağa kadar taşıyacak. Tabii ki suyu taşıyabilmesi için borularında su molekülleri birbirine tutunacak. Buna kohezyon diyeceğiz. Aynı zamanda su molekülleri taşındığı boruya da yapışacaklar. Buna da adezyon kuvveti ismini vereceğiz. Aynı zamanda suyun yüzey gerilimi dediğimiz bir gerilimi de söz konusudur. Bazen böyle yavaş çekimlerde gösteriyor. Gölün üstüne bir damla düşüyor. Damla düştüğü zaman sanki bir çarşafın içine düşmüş gibi oluyor. Sonradan içeriye gömülüyor. Suyun bir çarşaf gibi o yavaş çekimde görünmesinin sebebi yüzey gerilimidir gençler. Bazı canlılar çok hızlı hareket ederek suyun üzerinde de tabii ki yürüyebiliyorlar. Su iyi bir çözücü. Madde taşınmasında, atıkların uzaklaştırılmasında görev yapıyor. Kanımızın çok büyük bir kısmı su. Su o yüzden bir yerden bir yere madde taşınırken önemli bir göreve sahip. İdrarımın da çok büyük bir kısmı su. Atıklar da uzaklaştırılırken su görev yapacak. Fotosentez tepkimelerini düşünürsek neydi tepkime? Solunum yapacaktın. Tersi fotosentez olacaktı. Çek nefesi içeriye. Oksijeni aldım. Besinle yaktım. Uf yaptığım zaman da karbondioksit ve su açığa çıkıyordu. Bu oksijenli solunumun tepkime denklemi. Denklemi terse çevirirsen de fotosentez. Yani bitkiler karbondioksit ve suyu kullanıyorlar. Besin sentezliyorlar. Büyük bir molekülü kendini oluşturan küçük parçalara ayırmaya hidroliz ismini veriyorduk. Hidroliz reaksiyonlarında da tabii ki su kullanılacak. Canlılar suda yaşayabiliyor. Ee, yani bazı canlılar için tabii ki su yaşam ortamı oluyor. Öz yüksek olduğundan mevsim geçişlerinde sudaki sıcaklık farkı çok büyük olmuyor. Bu da orada yaşayan canlıların yaşam kalitesini arttırıyor. Canlıların homeostasisini koruması için tabii ki suya ihtiyacımız var. Otsu bitkilere de mekanik destek verecek. Asit ve bazlardan böyle ortaokul düzeyinde bahsedeceğiz. Çok detaylı kimyada öğrendiğiniz gibi bilmenize gerek yok. Suda çözüldüğünde hidrojen iyonu veren moleküllere asit, OH yani hidroksil iyonu verenlere baz diyeceğiz. Asitlerin tadı ekşi olacak. Turnu sol kağıdını kırmızıya çevirecekler. Bazıların tadı acı olacak. Turnu sol kağıdını maviye çevirecekler. Anneler vurdu mu kızartır. Babalar vurdumu morartırdan aklınızda kalabilir diyeyim. Gençler bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini de ne yaparak belirleyebiliyorduk? pH'ına bakarak. pH değerini belirlemek için de tabii ki pH cetveli dediğimiz bir cetveli kullanacağız. pH cetveli 0 ile 14 arasında e, rakamlardan oluşuyordu. 7 bunun orta noktası yani nötr anlamına geliyordu. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artacak. 7'den rakam büyüdükçe bazlık artmış olacak. Vücuttaki pH değeri değeri çok önemli. Her yerin kendine özgü bir pH değeri var. Mesela mideye baktığın zaman asidik bir ortam olduğunu görüyorsun. Ama ince bağırsaklara baktığın zaman e, ee, ince bağırsağın ise bazik bir ortam olduğunu görüyorsun. Midenin bazlaşması, ince bağırsağın asitleşmesi kötüdür. Her yerin bulunduğu pH'da kalması lazım. Mesela kanımızın pH'ı da 7.4. Bunun 7.8'lere çıkması, 7'lere düşmesi kişinin ölümüyle sonuçlanır diyeyim gençler. Asit ve bazların tepkimeye girmesi sonucunda da tuz dediğimiz molekül olacak. Hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Örnek olarak HCl'yi yazalım. Sodyum hidroksit de kuvvetli bir bazdır. Sodyum hidroksiti de örnek olarak yazalım. Hidroklorik asitle sodyum hidroksit birleştiği zaman sofra tuzu dediğimiz sodyum klorür açığa çıkıyor. İki tane küçük birleşmiş bir tane büyük sentezlenmiş. O zaman bu tepkime bizim için dehidrasyon tepkimesidir. Tam tersi olsaydı büyük bir şeyi su kullanarak daha küçük mole moleküllere ayırmış olsaydın o zaman da hidroliz tepkimesi olduğunu söylemiş olacaktık. Tuzlar tabii ki ozmotik dengenin sağlanmasında, homeostasinin korunmasında etkili. Eksik alınmaları veya vücuda fazla alınmaları çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Mineral maddelere baktığımız zaman kimyacının bize periyodik cetvelde öğrettiği elementlerin hepsi biyolojide mineral madde. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, flor, klor, brom, iyot bunların hepsi mineral mineral maddedir. Vücudumuza mineral maddeleri düzenli bir şekilde yeterli miktarda almalıyız. Yine eksik alınmaları veya fazla alınmaları durumunda çeşitli hastalıklar meydana gelebiliyor. Vücut için gerekli olan birkaç tane mineralden bahsedelim. Kalsiyum kemik ve dişlerin yapısına katılıyor. O yüzden eksikliğinde çocuklarda parantez bacaklılık raşitizm, büyüklerde kemik eğriliği osteoporoz görülebiliyor. Demir kanımızdaki al yuvarların yapısına katılıyor. Onlar oksijen ve karbondioksit taşıyan hücrelerdi. Bunun yapısında da hemoglobin proteini vardı. O yüzden demir alamazsam hemoglobin proteini iş yapamıyor. Alüvarlar iş yapamıyor. Kansızlık, anemi dediğimiz hastalık söz konusu oluyor. Aslında özet videosunda, tekrar videosunda olduğumuz için siz ATP'nin yapısında fosfat olduğunu, DNA'nın, RNA'nın yapısında fosfat olduğunu biliyorsunuz. O yüzden vücuduma fosfor alamazsam tabii ki bunlar sentezlenemez. Aynı zamanda diş ve kemiklerin katılıyor magnezyum sodyum potasyum bunlar sinir sistemi için kas sistemi için önemlidir diyeyim gençler. Flordan ve iyottan da biraz bahsedeyim. Diş macunu reklamlarında floru çok duyuyoruz. Bizim diş macunu da flor şöyle diye. Çünkü vücudumuza yeterli düzeyde flor alamazsak diş sağlığımız etkileniyor. Iot bizim tiroksin hormonu dediğimiz bir hormonumuz var. Tiroid bezinin yapısında bulunuyor. Neymiş hormonun adı? Tiroksin hormonu. Bu tiroksin hormonunun yapısına da iyot katılıyor. Vücuduma yeterli düzeyde iyot alamazsam da bu hormon sentezlenemiyor. Guatır dediğimiz hastalık hastalık meydana geliyor. Kükürt, klor, çinko yine vücuda alınması gereken mineral maddelerdir diyeyim gençler. Buradan da organik bileşiklere geçiyorum. Organik bileşiklere baktığımız zaman da kural olarak yapısında karbon ve hidrojen elementlerini bir arada bulunan bulunduran bileşiklerdir. Tabii ki karbon ve hidrojenin yanı sıra oksijendir, azottur, fosfordur, kükürttür bulundurabiliyorlar gençler. Besinlerimizin yapısındaki karbon elementinin kaynağına da bak bakacak olursak karbondioksit olduğunu görüyoruz. Az önce fotosentez denkleminden bahsetmiştim ya burada açık hali yazıyor. Bitkiler karbondioksit alıyor su ile birleştiriyorlar. Işık enerjisi ve klorofil yardımıyla ne sentezliyorlar? Mesela glikozu örnek vermişiz. Besin sentezini gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda oksijen de açığa çıkartmış oluyorlar. Organik bileşiklerin tabii ki bir küçük hü olacak. Hücre zarından geçebilecek büyüklükteki olanına yani en küçük parçasına monomer ismini vereceğiz. Monomerler bir araya geldiği zaman ise polimer yapılı yani büyük yapılı maddeler sentezlenmiş olacak. Mono, di, tri, tetra, penta, hegza. Biyolojide 6'ya kadar bilmen yeterliydi. Hegzoslar, pentozlar görüyorduk karbonhidratlarda. Poli ne demekti? Çok. Polimer yapılı yani büyük yapılıdan bahsediyoruz. Sen monomerlerini alır, küçük küçük moleküllerini aralarda bağ kurarak büyük bir şeye dönüştürürsen, tek bir şeye dönüştürürsen küçükten büyük yaptığına göre dehidrasyon sentezidir tam tersi olsaydı büyük bir şeyi daha küçük birimlere dönüştürmüş olsaydın hidroliz tepkimesi diyecektik. Dehidrasyon tepkimesinde tabii ki su açığa çıkıyor. Hidroliz tepkimelerinde de su kullanılıyor. N n bir kuralımız geçerli. Burada 10 tane monomer olduğuna göre 10 tanesinin arasında 9 tane bağ kurulur sayabilirsiniz. 9 tane de su açığa çıkacaktır diyeyim. Canlıların yapısında bulunan organik bileşikleri de gruplandırabiliyoruz. Enerji vericilerimiz karbonhidratlar, yağlar ve proteinler. Yapıcı onarıcılarımız, yapıya katılanlar, onarım işlerinde görev yapanlar proteinler, lipitler, karbonhidratlar. Yöneticilerimiz nükleik asit yani DNA ve RNA'dan bahsediyoruz. Vücutta işlerin düzenli ilerlemesini sağlayanlar da hormonlar, vitaminler, enzimler, proteinler ve lipitlerdir diyeyim. Gençler karbonhidratlarla da başlamış olayım. Karbonhidratlara baktığımız zaman yapıştır. Kesinlikle yapıda C, H, O olacak. Bunun haricinde başka mineral maddeler de alabiliyorlar ama C, H, O, su kesin olarak bulunacak. Bunların monomerlerinin de birbirine bağlanması lazım. Karbonhidratların monomerleri birbirine bağlanırken glikozit bağı dediğimiz bağı kuracaklar gençler. Vücutlu hücreler tarafından tabii ki birinci derecede enerji kaynağı olarak kullanılacak. Yani ATP ATP'ye ihtiyacım olduğu zaman ilk gidip kimin kapısını çalıyorum? Karbonhidratların kapısını çalmış oluyorum diyeyim gençler. Yağlar ve proteinlerden daha az enerji verecekler. Az enerji veriyor ilk sırada kullanılıyor çünkü onları yakmak çok kolay. Hücre zarının yapısında bulunuyorlar. Hücre çeperinin yapısında bulunuyorlar. DNA'nın, RNA'nın yapısında var. ATP'nin yapısında karbonhidratlar var. Karbonhidratları da monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olarak üçe ayırdık. Monosakkaritler dediğimiz zaman en küçük karbonhidratlardan bahsediyoruz. 5 karbonlular yani pentozlar, altı karbonlular yani hekzozlar olarak ikiye ayırdık. 5 karbonlularımız riboz ve deoksiribozdu. Riboz gidip RNA'nın yapısına ve ATP'nin yapısına katılıyordu. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılıyordu. Glikoz, galaktoz, fruktoz bunların kapalı formülleri aynıydı. C6H12O6'ydı. Yani bunlar birbirinin izomeriydi. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı. Disakkaritlere baktığımız zaman iki tane monosakkaritin birleşmesi sonucunda oluşuyorlardı. Glikozla glikoz birleştiği zaman kim sentezlenmiş oluyordu? Maltoz. Glikozla hemen glikozu yazayım. Galaktoz birleştiği zaman laktoz sentezleniyordu. Glikozla fruktoz birleştiği zaman da sükroz adını verdiğimiz disakkarit sentezleniyordu. Nişasta bitkilerin depo karbonhidratıydı. Glikojen de yine depo karbonhidrattı ama nişasta bitkilerin depo karbonhidratıydı. Glikojen bakterilerin mantarlı hayvanların depo karbonhidratıydı. Selloz bitkilerin hücre çeperinin yapısına katılıyordu. Kitin de mantarların hücre duvarının yapısına katılıyordu. Aynı zamanda eklem bacaklıların dış iskeletinde de vardı. Dediğim gibi riboz RNA'nın ATP'nin yapısına katılıyor. Deoksiriboz DNA'nın yapısına katılıyor. Fruktoz dediğimiz zaman glikoz ve eee glikoz ve fruktoz diyeyim gençler glikoz demeyeyim. Fruktoz dediğimiz zaman meyve şekeri olarak biliniyor. Glikoz üzüm şekeri olarak biliniyor. Galaktoz da tabii ki süt şekeri olarak biliniyor. Disakkaritlere bakacak olursak az önce söylemiştim. iki tane monosakkarit ne yapacak? Glikozit bağı dediğimiz bağla bağlanmış olacak. Glikoz glikoz maltoz yapacak. Glikoz fruktoz sükroz yapacak. Glikoz galaktoz ise laktoz yapmış olacak diyeyim. Gençler Polisakkaritlerimizden nişasta ve glikojen depoydu. Bitkiler nişasta şeklinde depoluyordu. Bakteriler, mantarlar, hayvanlar, arkeler glikojen şeklinde depoluyor. Seliloz bitkilerin hücre duvarının yapısında var. Eklem bacaklıların dış iskeleti, mantarların hücre duvarı da kitin yapılıydı. Polisakkaritler sentezlenirken N, N-1 kuralımız geçerliydi. En sayıda glikoz bir araya geldiği zaman bir polisakkarit sentezleniyordu mesela nişasta mesela kitin en eksi bir sayıda da su açığa çıkıyordu. Buradan da lipitlere geliyorum. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijeni yine bulunduracaklar. Aynı kim gibi? Karbonhidratlar gibi. Bunun haricinde azottur, fosfordur tabii ki bulundurabilirler. Lipitler polimer yapılı değil. Polimer olması için aynı veya çok benzer moleküllerin bir araya gelmesi lazım. Yağlar ise makromoleküllerdir. Birbirinden farklı monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşuyorlar. Hücre zarının yapısında, vitaminlerde, hormonlarda lipitleri görebiliyoruz. Hatta sinir hücrelerimizin bazılarında elektriksel yalıtımı sağlayan kılıf oluşmasını sağlayabiliyorlar. Yağlar suda çözülmez. Özel çözücülerde tabii ki kullanılmış olacaklar. Hazır Arada çıkmışken karşımıza söyleyelim enerji veren organik bileşiklerimiz kimlerdi? Karbonhidrat, yağ ve proteinlerdi. Bunları kullanım sırasına göre gruplandıracak olursak ilk olarak karbonhidratların kapısını çalıyorum. Karbonhidratlar vücudumda biterse bu sefer yağları enerji verici olarak kullanıyorum. Vücudumdaki yağlar da bittiği zaman artık çok aç kaldığım zaman sigorta şirketi gibi çalışıp proteinlerden enerji elde edebiliyorum. Enerji verme miktarına göre de grup gruplandıracak olursak en çok enerji tabii ki yağlardan elde edilir. En az enerji ise karbonhidratlardan elde edilir. Proteinler ortaya kalmış oluyor. Lipitler vücut için önemli çünkü vücuda çok fazla karbonhidrat aldığımızda veya çok fazla protein aldığımız zaman vücut bunu dışarıya atmak istemiyor. Diyor ki bu enerji verici bir molekül ben bunu dışarıya göndermeyeyim depolayayım. E, depoları da doldurdu. Bu sefer daha az yer kaplasın daha hafif olsun diye yağ çevirerek depolamış oluyor. Biyolojik açıdan önemli olan yağlara bakacak olursak da trigliseritler, fosfolipitler ve steroidlerden bahsedebiliriz. Trigliseritler dediğimiz zaman iki tane yapı biriminden bahsedeceğiz. Yağ asidi ve gliserolden. Üç tane yağ asidi bir gliserolle birleştiği zaman bizim trigliserit yani nötral yağ dediğimiz yağlarımız sentezlenmiş oluyor. Yağları birbirine bağlayan bağ da tabii ki ester bağı dediğimiz bağdır. Trigliseritlerin yapısına katılan yağ asitlerini de doymuş ve doymamış olarak gruplandırabiliyoruz. Doymuş yağ asitleri karbonları arasında tekli bağ bulunduracak. Oda sıcaklığında genellikle Katı halde bulunacaklar gençler tereyağı gibi kuyruk yağı gibi tereyağı gibi yağlardan bahsediyoruz. Doymamış yağ asitleri ise karbon atomları arasında çift bağ bulunduracaklar. Genellikle bitkisel kökenli yağlardan bahsediyoruz. Genellikle dememizin sebebi bazı balıklarda hayvan olmalarına rağmen doymamış yağ asitleri görülebiliyor. Zeytinyağı, kayısı yağı, fındık yağı, ayçiçek yağı da doymamış yağ asitlerine doymamış yağlara örnek olacak. Doymamış yağ asitleri hidrojenle doyurursak fark e, fabrikada margarin dediğimiz trans yağları elde edebiliyoruz. Trans yağlar insan sağlığı açısından faydalı olmayan yağlardır diyeyim. Yağ asitlerinin tamamını da insanlar sentezleyemiyor. Bazılarını bitkilerle besin olarak tüketip elde ediyoruz. Bitkilerden elde ettiklerimize temel zorunlu esansiyel yağ asitleri ismini vereceğiz. Trigliseritler bitki ve hayvan hücrelerinde lipitlerin depo şekli. Göçmen kuşlar, kış uykusuna yatan hayvanlar, tabii ki vücutlarında trigliserit şeklinde yağları depoluyorlar. Hem az yer kaplıyor, hem hafif oluyor hem de yakıldığı zaman fazla miktarda enerji ve metabolik su açığa çıkmış oluyor diyeyim gençler Fosfolipitlere baktığımız zaman da bunların yapısında bir de fosfat grubundan bahsedeceğiz. Yani yağ asidi ve gliserol olacak bir de fosfat grubu olacak. Hücre zarının yapısında bulunan yağlar fosfolipitlerdir diyebiliriz gençler. Fosfolipitlerin de hidrofilik ve hidrofobik kısımları var. Hidrofilik kısımları suyu seven, hidrofobik kısımları suyu sevmeyen. Hücre zarının yapısında bunlar çift sıralı olarak diziliyorlar. Hidrofobik kısımlar içeriye bakıyor. İkinci dönemde hücre zarını gördüğümüz zaman tabii ki daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Steroidler ise küçük yapılı yağlardan yani monomer yapılı yağlardan bahsediyoruz. Monomer yapılı oldukları için bunlar sindirime uğramıyorlar. Östrojen gibi testosteron gibi bazı hormonların yapısına katılıyorlar. O yüzden işte östrojen testosteron ergenliğe girdiğimiz zaman vücudumuzda sivilce sayısı artıyor, yağ sentezi de artıyor gibi düşünebilirsiniz. Kolesterol diye halk arasında çok duyduğumuz bir kelime vardır. Kolesterolü yükselmiş, şunu yeme kolesterol ne iyi gelsin falan derler. Kolesterol de bir steroid yağ çeşididir diyeyim. Kolesterol omurgalı hayvanlarda ve insanlarda tabii ki karaciğerde sentezlendiği gibi vücuda da alınabiliyor. Fazla miktarda alındığı zaman da kolesterol damarlarda birikerek damar tıkanıklığına sebep olabiliyor. Proteinlere de geçiyorum. Bugüne kadar karbonhidrat ve yağlarda bu ana kadar diyeyim güne kadar demeyeyim. Karbonhidrat ve yağlarda karbon, hidrojen, oksijeni yapıştır demiştim. Proteinlerde azotu da yapıştıracaksın. Yapıda, yapıda mutlaka azot bulunmak zorunda. Proteinlerin yapı birimlerine de amino asitler ismini vereceğiz. Doğada bulunan amino asitlere baktığımız zaman ortada bir karbon atomu, buna bağlı olan hidrojen ve radikal gruptan bahsedebiliyoruz. Amino grup dediğimiz e, NH2 COOH dediğimizde karboksil grubu bulunacak. Amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan şey radikal grubun değişmesi. Atıyorum şuraya CH bilmem ne yazıyorum. X amino asit oluyor. NH bilmem ne yazıyorum. Y amino asit oluyor. Bilmenize gerek yok. Sadece radikal grubun farklılaşmasıyla amino asitlerin birbirinden farklı olduğunu bilmeniz yeterli. Canlıların vücuduna bakmışlar. 20 farklı amino asitin görev yaptığını görmüşler. Bu 20 farklı amino asitten de aynı yağ asitlerinde olduğu gibi bizim sentezleyemediğimiz bitkilerden aldıklarımız var. Bitkilerden aldığımız bu 8 tanesine de yine temel zorunlu esansiyel amino asitler ismini vereceğiz. Amino asitler tabii ki birbirine bağlanacaklar. Hangi bağla? Peptit bağı dediğimiz bağ ile bağlanacaklar. Bir tane amino asitin karboksil grubuyla diğer amino asitin peptit grubu arasında şey e, amino grubu arasında peptit bağı kurulmuş olacak. Protein sentezi ribozom organelinde gerçekleşmiş olacak. Vücudumuzun çok büyük bir kısmı protein, enzimler, hormonlar, işte al yapısındaki hemoglobin, savunmak için ürettiğimiz antikorlar, kemiğimiz, kıkırdağımız, burada bulunan kaslar, lifler Protein yapılıdır. Gençler o yüzden canlı vücudunda çok fazla miktarda protein vardır. Proteinler yüksek sıcaklıkta yapıları bozulabilir. Yüksek basınçta, aşırı tuzlu ortamda yapıları bozulabilir. Proteinlerin yapısının bozulmasına da denatürasyon ismini veriyoruz. Buradan da enzimlere geçiyorum. İlk olarak bilmem gereken kelime aktivasyon enerjisi dediğimiz bir kelime. Aktivasyon enerjisi ne demek? Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi ismini veriyoruz. Enzimler de tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini düşüren moleküllerdir. Enzimlerin dört tane muhteşem özelliği var. Çay kaşığı örneği vermiştim ya. Mesela çayın içine şekeri attın, karıştırıyorsun çay kaşığıyla. Normal şartlarda sıcak bir çayda bırakırsan şeker çözünecek ama çay kaşığıyla karıştırdığın zaman hızlandırmış oluyorsun. Buradaki çay kaşığını enzim olarak hayal edebilirsin tepkimeye girdi, aktivasyon enerjisini düşürdü. Tepkimeyi hızlandırdı, tepkimeden hiç bozulmadan çıktı, tekrar tekrar kullanılabildi. Enzimlerin dört muhteşem özelliğini unutmuyorsun. Enzimleri de basit yapılı ve bileşik yapılı olmak üzere ikiye ayırabiliyoruz. Basit yapılı enzimler sadece proteinden meydana geliyor. Bileşik yapılı enzimlerde protein artı yardımcı kısım dediğimiz bir kısım söz konusu olacak. Yardımcı kısım inorganik bir şey de olabilir organik bir şey de olabilir inorganik bir şeyse yüzde 99 mineral almıştır kofaktör almıştır diyeceğiz organik bir şey aldıysa yüzde 99 vitamin almıştır vitamin aldıysa koenzim almıştır diyeceğiz enzimlerin tabii ki etki ettiği maddeler olacak enzimlerin etki ettiği maddeler substrattır enzimle substrat arasında da anahtar kilit uyumu dediğimiz bir uyum söz konusu mutlaka enzimle substrat birbirine uyumlu olmak zorunda benim pro proteinleri parçalayacak enzimim yok ama glikojeni parçalayacak enzimim var. Hadi git bunu proteinleri parçala diyemem. Mutlaka birbirine uyumlu olmak zorundalar. Enzimle substrat uyumlu oldu. Birbirlerine bağlandılar. Bağlandıkları zaman enzim substrat kompleksi meydana geliyor. Substrat tepkimeden ürün olarak çıkacak. Sadece parçalama işleri değil birleşme işleri de yapar. Enzimlerin çoğu çift yönlü yani tersini çalışabiliyorlar. Ama bazı enzimler enzimler özellikle sindirim enzimleri tek yönlü olarak çalışırlar. Enzimler hem hücre içinde hem hücre dışında çalışabiliyorlardı. Tepkimeden değişmeden çıktığını bu nedenle tekrar tekrar kullanılabildiğini söyledim. Basit enzimler sadece protein yapılı bileşik enzimler protein artı yardımcı kısım alıyorlardı. Protein sentezine DNA şifre verdiğine göre enzim sentezine de DNA şifre verecek gençler. Mesela bazı takım halinde çalışan enzimlerimiz de olacak. Nişasta amilazın etkisiyle maltoz ve dekstrin denilen iki tane moleküle dönüştü. Bu sefer dekstrinin üstüne dekstrin az gelecek. Maltozun üstüne maltaz gelecek. Bunları monomerlerine çevirmiş olacak. O zaman buradaki enzimler e, takım halinde çalışan enzimlerdir. Enzimlerin sonuna genellikle az eki getirilir. Gençler ilk bulunan birkaç tane enzim tutmuyor ama kalanların sonunda az eki olduğunu görüyoruz. Bazı enzimlerde pasif olarak sentezleniyor. Pasif olarak sentezlenen enzimlerin sonunda da ojen eki dediğimiz ek bulunuyor diyeyim. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerden birincisi sıcaklıktır. Çok yüksek sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulur, geri dönüş yok. Düşük sıcaklıklarda da donarlar uygun sıcaklığa getirmen lazım. Bunun haricinde her enzimin çalışabileceği bir optimum sıcaklık değeri olacak. Üstünde olumsuz, altıda olumsuz. pH derecesi için de aynı şey geçerli. Her enzimin çalışabileceği bir optimum pH derecesi vardır. Bunun altı da olumsuz, üstü de olumsuzdur. Ortamda su bulunmadığı zaman enzimler çalışamıyorlar. Ortamda %15'in üstünde bir su olması lazım ki enzimler çalışabilsin. Basayım suyu, basayım suyu, tepkime hızlansın diye bir şey yok. Bir yerden sonra tabii ki tepkime hızı sabitlenecektir. Enzim substrat miktarına da baktığımız zaman ikisini aynı anda arttırırsam enzim de koyuyorum, substrat da koyuyorum. Tepkime tabii ki çok hızlanacak. Enzimimi sınırlı, substrat miktarını devamlı arttırırsam tepkime tabii ki hızlanacak. Ama bir yerden sonra enzimler sınırlı olduğu için ve belli sayıda substrata bağlanabildiği için tepkime sabit hızda devam edecek. Substrat da sınırlı olsa enzim miktarını arttırırsam substratlar bittiği zaman tepkime bitmiş olacaktır. Gençler aktivatör ve inhibitör madde dediğimiz maddelere geçmeden substrat yüzeyini de söyleyeyim. Enzimler substrata dış yüzeyinden etki edecekler. O yüzden de substrat yüzeyini arttırdıkça enzimlerin etki ettiği alanda artmış olacak. Ne kadar çok substrat yüzeyini arttırırsan tepkime o kadar artar. Aktivatör madde dediğimiz maddeler enzimlerin çalışma hızını arttıran maddelerdir. İnhibitörler ise enzimlerin çalışma hızını durduran veya yavaşlatan maddelerdir diye. diyeyim. Buradan da hormonlara geçiyorum. Hormonları çok az anlatacağız gençler. İleri biyoloji de daha detaylı olarak göreceksiniz. Amino asit, protein veya steroid yapılı olabiliyorlar. Belli hücreler tarafından sentezleniyorlar. Kan veya vücut sıvılarıyla gerekli yerlere taşınmış oluyorlar. Etki ettikleri yerlere de hedef hücre ismini vermiş olacağız. Hormonların az sentezlenmesi de çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Tabii ki çok sentezlenmesi de çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Vitaminler dediğimiz zaman yapı taşından bahsedemeyiz çünkü bunlar zaten küçük, hücre zarından doğrudan geçebilen moleküllerdir. İnsanlar tüm vitaminleri sentezleyemiyor bu nedenle besin ihtiyacımızı karşıladığımız zaman vitamin ihtiyacımızı da karşılamış oluyoruz. Dediğim gibi küçük moleküller bu nedenle sindirilmeyecekler. Yıldız 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 vitaminler enerji vermezler. Bir vitamin eksikliği de tabii ki başka bir vitaminle telafi edilemez. Vitaminleri de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminler olmak üzere. Bebişler suda ne yapıyorlar? Bıcı bıcı. B ve C vitaminleri suda çözünen vitaminlerdir. A, D, E ve K A vitaminleri ise yağda çözünen vitaminlerdir. Yağda çözünen vitaminlere baktığımız zaman bunların yağ doku ve karaciğerde depolanabildiğini biliyoruz. Bunlar depolanabildiklerine göre o zaman eksiklik belirtileri geç görülecektir gençler. Yani A vitaminini vücuduma almasam da gidip depomun kapısını çalar, oradan alırım diyeyim gençler. Yağda çözünen vitaminlerin emiliminin artması için tabii ki vücuduma düzenli miktarda da yağ almam gerekiyor. A vitamini balık, karaciğer, yumurta sırası, havuçta bol bol var. Eksikliğinde gece körlüğü görülüyor. D vitamini yine aynı mantık. Balık, karaciğer, yumurta sarısı, sütte bol bol var. Raşitizm, osteomalazi osteoporoz eksikliğinde görülen hastalıklar. E vitamini, fındık, ceviz, balığı kuru yemiş, domatesde bol miktarda var. Üreme hormonlarının yapısına katıl aldığı için eksikliğinde kısırlık gibi durumlar söz konusu olabiliyor. K vitamini lahana, ıspanak, karnabahar, marul gibi yeşil sebzelerde bol miktarda var. Bunun da eksikliğinde kanın pıhtılaşmasında gecikme dediğimiz durumlar söz konusu olabiliyor diyeyim gençler. Suda çözünen vitaminler ise vücutta depolanamayan vitaminlerdir. Eksiklikleri hızlı bir şekilde görülür. Çünkü depolamıyorsun. Fazlasını idrarla dışarıya atılıyorsun. B vitaminleri tabuk etinde, yumurtada, kepekli ekmekte, ceviz fındıkta var. Bazı kas hastalıkları, kansızlık meydana gelebiliyor eksikliğinde. C vitamini hep turunçgillerde çok vardır diyebiliyoruz ama en fazla yeşil sebzelerde var gençler. Yeşil biberde de fazla miktarda var. Yeşil biber, kivi, portakal, limon C vitamini bakımından zengin gıdalardır. Diş eti kanaması, bağışıklıkta zayıflama dediğimiz durumlar söz konusu olabiliyor. Nükleik asitleri de ikiye ayıracağız. Yönetici moleküllerimiz DNA ve RNA olmak üzere. Bu nükleik asitlerin yapı birimleri yani küçük birimleri nükleotitlerdir. Azotlu organik baz 5 karbonlu şeker ve fosfattan meydana gelecekler. Azotlu organik bazları da pürin ve pirimidin olarak gruplandırabiliyoruz. Adenin ve guanin pürinler, timin, urasil ve sitozin pirimidinler grubundadır. Urasil gördüysen yapıştır RNA'dır. Timin gördüysen yapıştır DNA'dır. Kalanlar DNA ve RNA'da ortaktı. Riboz şekeri gidiyordu RNA'nın yapısına katılıyordu. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılıyordu. Fosfat grubu ise ikisinde de ortak. Azotlu organik bazla 5 karbonlu şekerin arasında aynı karbonhidratlarda olduğu gibi glikozit bağı bulunacak. 5 karbonlu şekerle fosfat grubu arasında ise ester bağı dediğimiz bağ bulunacak diyeyim. Gençler DNA ile başlıyorum. DNA ile ilgili bilmemiz gereken şey bu benim yönetici molekülüm çift zincirden meydana geliyor. Kural olarak bu çift zincirde adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin geliyor. Adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı, guaninle sitozin arasında üçlü hidrojen bağı dediğimiz bağ kurulmuş oluyor. 5 karbonlu şekeri tabii ki deoksiriboz dediğimiz şekerdir. Timinde DNA'ya özgü olan azotlu organik bazdır. Bölünme sırasında tabii ki yavru hücreye aktarılması lazım. Yarı korunumlu olarak eşlenmesi gerçekleşiyor. DNA'da bulunan nükleotit sayısı tabii ki fosfat sayısına, deoksiriboz sayısına, azotlu organik baz sayısına eşit olacak. Kural olarak da pürin sayısı, pirimidin sayısına eşit olduğu için DNA'da pürin bölü, primidin oranı her zaman eşit olduklarına göre kaç çıkmak zorunda? Bir çıkmak zorunda diyeyim gençler. RNA'ya baktığımız zaman tek zincirden meydana geliyor. DNA tarafından RNA'lar sentezleniyor. Azotlu organik bazları Guanin, sitozin, adenin ve urasil yani timin bulunmuyor. 5 karbonlu şekeri de tabii ki riboz olacak gençler. Prokaryot canlılarda sitoplazmada ribozomun yapısında bulunacak. Ökaryot canlılarda çekirdekte sitoplazmada ribozomdan mitokondre, kloroplasta bulunabiliyor. Bizim bir Protein sentezinde mesajı taşıyan mRNA'mız var. Ribozomların yapısına katılan rRNA'mız var. Protein sentez sırasında amino asitleri tutup tutup ribozoma taşıyan tRNA dediğimiz RNA'mız da var. ATP'ye de hemen geçiyorum. Canlılarda enerjinin kullanılabilir formu ATP'ydi. Uzun adı ne? Adenozin trifosfat. Adenin nükleotit riboz şekeri bulunduruyor. Arada glikozit bağı var. Ribozla fosfat grubunun arasında ester bağı var. Yapıya iki tane daha fosfat katılıyor. İki tane yüksek enerjili fosfat bağı kuruluyor. Böylelikle ATP adenozin trifosfat sentezlenmiş oluyor. ATP'nin sentezlenmesine fosforilasyon yıkımına ise fosforilasyon ismini veriyoruz. ATP hücreden hücreye taşınamaz depolanamaz. Böbrekçim sen çok yoruldun bugün. Dalağım sana ATP göndersin diyemem. Her hücre kendi ATP'sini kendi üretmek zorunda. <laughs> çok soluk alışveriş yapayım, ATP'yi depolayayım, biraz da nefes almadan yaşayayım diye bir şey yok. ATP üretimi tabii ki solunum tepkimeleri sonucunda olacak. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum veya fermentasyon yapıldığı zaman ATP sentezlenmiş olacak. Vücudumdaki biyosentez tepkimelerinde, sinirsel iletimde, madde taşınmasında, aktif taşımada tabii ki ATP harcanmış olacak diyeyim gençler. Hemen ikinci üniteye de geçiyorum. Hücre ünitesine geçmiştik. Hücre tabii ki canlının en küçük yapı birimi. İlk defa 17. yüzyılda Robert Hooke adı verilen bilim insanı tarafından kendi bulduğu mikroskopla inceleme yapması sonucunda keşfedilmiş durumda. Canlıları basit yapılı bir mikroskopi icat edip inceliyor. Odacıklar olduğunu görüyor. Bu odacıklara da hücre ismini veriyor. Ama sonraki yıllarda bakılıyor ki bu odacıkların içerisinde bir sürü tepkime gerçekleşiyor. Zaman içerisinde yapılan çalışmalarla hücre teorisi dediğimiz bir teori ortaya çıkıyor. Hücre teorisi diyor ki hücre canlının temel yapısal ve işlevsel en küçük birimidir. Canlılar ya bir hücrelidir ya da daha fazla hücrenin bir araya gelmesiyle meydana gelmişlerdir. Yeni hücreler var olan hücrelerin tabii ki bölünme sonucu meydana gelir diyor. Hücrelerde kalıtım maddesi bulunur. Bunlar bölünerek yavru hücrelere aktarılır diyor. Tüm metabolik olayların da hücre içerisinde gerçekleştiğini hücre teorisi söylemiş oluyor. Hücresel yapı çok önemli dedim ya canlıların ortak özelliklerini anlatırken her ünitenin başında tekrar tekrar karşıma çıkacak dedim ya yine çıkıyor. Hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayırdık. Prokaryot ve ökaryot olanlar olarak prokaryot ve ökaryotlara baktığımız zaman ortak olarak bulunan şeyler vardı. DNA, RNA, ribozom, sitoplazma, hücre zarı ortaktı. Ökaryot larda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili yani çekirdekli hücrelerde. Golgidir, ER'dir, mitokondidir, zarlı organeller ökaryotlarda bulunurken prokaryotlarda asla bulunmuyor. Bakteriler ve arkeler prokaryottur. İşte protista aleminde yer alan canlılar şunlar mesela protistler, mantarlar, bitkiler, hayvanlar ökaryot canlılara örnek olacak. Hücreye de baktığımız zaman ökaryot bir hücreye ortada bir çekirdek olduğunu görüyoruz. Sitoplazma dediğimiz bir alan var. En sonda da hücre zarı var. Tabii ki biz içeriden dışarıya doğru gideceğiz. Çekirdekle başlamış olacağız gençler. Çekirdek dediğimiz zaman canlıya ait kalısal bilginin DNA'nın bulunduğu kısımdan bahsediyoruz. Çekirdek sayesinde kalısal bilgi bir sonraki hücre bölünmesiyle oluşan yavru hücreye aktarılmış oluyor. Bir hücredeki çekirdek sayısı değişkenlik gösterebiliyor. Mesela çizgili kas hücrelerimizde birden fazla çekirdek bulunuyor diyeyim gençler. Bazı hücrelerinde çekirdekleri var. Olgunlaştıklarında çekirdeklerini kaybedebiliyorlar. Çekirdeğe baktığımız zaman da çekirdek, çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kalıtım materyalinden meydana geliyor. Çekirdek zarı hücre zarı gibi çift katlı üstünde madde alışverişinin sağlandığı delikler var. Ama hücre zarındaki porlardan daha büyük deliklerden bahsediyoruz. Çekirdek sıvısı sitoplazmadan biraz daha yoğun. İçinde tabii ki genetik materyaller, nükleik asitler, inorganik ve organik maddeler var. Çekirdekçik dediğimiz zaman DNA, RNA ve proteinden oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Zarsızdır çekirdekçik. Ribozomun alt birimlerinin sentezinde çekirdekçik görev yapıyor. Protein sentezinin çok yapıldığı, ribozom organelinin çok olduğu hücrelerde çekirdekçiğin de büyük olduğu görülüyor. Kalıtım materyaliyle kastettiğimiz şey de tabii ki DNA'dır gençler diyeyim. Sitoplazmaya da geçeyim. Sitoplazma aslında çekirdek zarıyla hücre zarı arasında bulunan tüm kısımdır. Yani burada bir sıvı var, sitozol, organeller var, bir de hücre iskeleti elemanları var. Sitoplazmaya baktığımız zaman metabolik olayların bir kısmı sitoplazma tarafından gerçekleşecek, içerideki sıvıda bir kısmı da organellerde gerçekleşmiş olacak. Hücre iskeleti elemanları da sitoplazmanın hareketli halde bulunmasını veya bazı yapıların sabit halde bulunmasını sağlamış olacak. Organeller özelleşmiş yaşamsal fonksiyonların gerçekleştiği yapılardır. Organelleri de zar durumuna göre gruplandırabiliyoruz. Zarsız, tek zarlı ve çift zarlı organellerimiz var. Ribozom ve sentrozom zarsız organellerdir. Endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, lizozom, peroksizom, koful tek zarlı organeller. Mitokondri ve plastitler ise çift zarlı organellerdir. Ribozomla başlıyorum. Bir kere prokaryot, ökaryot tüm canlılarda var. Zarsız bir organel olduğunu söyleyebilirim. Bildik. Protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Stoplazmada serbest halde bulunabiliyor, çekirdek zarı üzerinde bulunabiliyor, endoplazmik retikulum zarı üzerinde bulunabiliyor, mitokondri ve kloroplastında kendine ait tabii ki ribozomları var. Endoplazmik retikulum'a baktığımız zaman çekirdek zarı ile hücre zarı arasında ki kanalcık ve borucuklardır. Üzerinde ribozom bulunduranlara granüllü ER diyeceğiz. Bulundurmayanlara granülsüz ER diyeceğiz. Protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde granüllü ER fazla olacak. Lipid ve karbonhidrat sentezinin fazla olduğu hücrelerde ise granülsüz ER daha fazla olacak. ER alkol gibi ilaç gibi zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesinde görev yapacak. Bazı minerallerin depolanmasında görev yapacak. ER'den bir parça kop tuttuğu zaman tek zarlı olan kim meydana geliyordu? Golgi organeli. Golgi organeli dediğimiz zaman da salgılama ve paketleme ilk aklımıza gelecekti. İki tane küçük bir araya getiriliyor. Mesela ne diyeyim? Glikozla lipiti birleştirdin, glikolipit yaptın. Kim yapmıştır? Golgi organeli burada görev yapmıştır. Lizozom organeli tek zarlı bir organel. Hücre içi sindirimde görev yapıyor. Hücre içine büyük bir molekül alındıysa bunun lizozomla birleştirilip parçalanması lazım. O zaman lizozom devreye giriyor. Bazen hücrenin içerisindeki organeller de iş yapamıyor veya yaşlanıyorlar. Organellerin yok edilmesine de otofaji ismini vereceğiz. Lizozomun patlayıp hücrenin kendi kendini sindirmesine ise otoliz ismini veriyoruz. Peroksizom dediğimiz zaman da tek zarlı bir organel içinde yine enzim var ama hücre içi sindirim yapmıyor. Zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesini sağlayan enzimler bulunduruyor. Mesela yağ asitlerini parçalayıp oksijenli solunumda kullanılabilecek hale getiriyor. Ya da hidrojen peroksiti parçalayıp su ve oksijene dönüştüren katalaz enzimini bulunduruyor. Kofula baktığımız zaman çok fazla derecede çeşidi var. Besin kofulu, salgı kofulu, depo kofulu gibi. Kontraktil koful dediğimiz bir koful var ondan bir bahsedeyim. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda su hep girmek istiyor. Bunlar da enerji harcayarak suyu dışarıya atmak zorunda. Yoksa şişip şişip patlar. Kontraktil koful dediğimiz koful fazla suyun dışarı atılmasını sağlamış oluyor. Amip, öglene ve paramesyum da bulunuyor diyeyim. Gençler böylelikle dersimizin de sonuna gelmiş olayım. Ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum.